Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 1-7 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş Kova burcunda ilerliyor. Güneşle beraber Jüpiter, Satürn Kova burcunda. Merkür Kova burcunda geriliyor ve bu hafta itibariyle 1 Şubat'ta Venüs de Kova burcuna geçiyor. Evet, Kova burcunda gezegenlerin toplantısı var. Bu kadar gezegen birikimi bizim de haritalarımızda Kova burcunun bulunduğu yaşam alanlarını daha fazla etkileyecek. Bu süreçte özellikle Şubat ayı bu konuların öne çıktığını söyleyebiliriz. Sizin 6. eviniz Kova, iş hayatınız, çalışıyorsanız mesleğinizle ilgili konular, ev hayatınız, günlük yaşam alanlarınız, buralardaki detaylar, genel sağlığınız, yaşamınızın düzeni, alışkanlıklarınız, evcil hayvanlarınız, tüm bu alanlarda tesirler çok güçlü. Bazı fırsatlarımız var. Jüpiter ve Venüs gibi iki tane şans gezegeninin de bu alanda olması tabii ki fırsatları da bize getirecektir. Mesleki konularda bazı güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Evet Merkür geriliyor. Merkür zaman zaman günlük hayatımızda biraz planlarımızı aksatabilir. Zaman zaman iş hayatımızda belki gecikmeler, rötarlar getirebilir ya da iletişim sorunları getirebilir. Ancak geçmişten gelen fırsatları da hayatımıza taşıyabilir. Örneğin daha önce de iş yaptığımız kişilerle tekrar bir araya gelebiliriz. Yarım kalmış işlerimizi tamamlayabiliriz. Değerlendiremediğimiz bazı fırsatları şimdi ele alıp değerlendirebiliriz. Bunlar için de özel imkanlar karşımıza çıkabilir. Hafta başında ay terazi burcu da olacak, özellikle pazartesi, salı, çarşamba akşamına kadar. Bu iki buçuk üç gün parasal konular çok hareketli görünüyor ama oldukça verimli. Hem işlerinizden daha iyi aktif bir şekilde gelir elde edebilirsiniz. Hem de bazı belki yeni müşteriler, yeni bağlantılar ya da gecikmiş paraların elinize geçmesi gibi fırsatlar söz konusu olabilir hafta başı özellikle. Perşembe günü itibariyle Ay Akrep Burcu'nda son dördün fazına ulaşacak. Özellikle Perşembe öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ay Kova Burcu'ndaki Güneşle ve Boğa Burcu'ndaki Mars'a karşıt açılarda bu gerilim yaratan bir açıdır. E, gökyüzünde biraz enerjiler gergin olacak. Lütfen siz de dikkat edin. Çevrenizdeki kişilerle ilişkilere dikkat edin. Gereksiz stresler oluşmasın. Trafikte de kazalara, sakarlıklara daha dikkatli yaklaşmakta fayda var. Hafta sonu ay yay burcunda daha iyimseriz, daha keyifliyiz. Kendimizi güvenli hissettiğimiz alanlarda, özellikle evimizde, yuvamızda, ailevi ilişkilerde daha mutlu hissedebiliriz. Duygusal paylaşımlardan daha fazla beslenebiliriz. Evdeki işlerimizde, birikmiş konularla da ilgilenebiliriz sevgili Başaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça